Evet, yanlış duymadınız. Söyleyenler doğru. Bir kabağı nasıl 500 liradan sattık? Bunları zaten takipçilerim biliyor. Neler yaptığımı, neler uyguladığımı herkes gördü. Satış aşamasına geldik. Ve karlı bir satış gerçekleştirdik. İnşallah böyle devam edeceğiz. Birçok kişi aradı beni, biliyorsunuz arkadaşlar. Kabaktan para kazanır mı? Düşündüm. Çalışabilir misin dedi. Gayret gösterebilir misin? Bunun için nelerden vazgeçersin? Neler yaparsın bu kabakçılık için? İşte bunları da tabii herkese sordum genelde. Para kazanmanın yolu sadece çalışmak, gayret etmek, öğrenmek, çabada bulunmak arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Şükrü Soydan. Malumunuz videonun görselinde de gördüğünüz gibi Vakabandan güzel hayallerimiz oldu, güzel şeyler gerçekleşti. İnşallah sizler de bunu gerçekleştirirsiniz. Çok gayret ettiğimizi biliyorsunuz. Epey bir araştırma sürecinde bulunduk. Sizlerle bunu da paylaştık. Aksaklıklar oldu. Tohum gelmedi. İşte bir ay geç gelmek zorunda kaldık. Başka aksiyonlarda bulunduk. İşte dikim aşamasından bütün aşamaları sizle paylaştım. En sonda şu küçük kabak. Bunu aldın mı bu küçüğü? Çünkü büyük abileri gitti. Videoda gördüğünüz gibi başlık güzel. Nedir başlık? Vakabandan 500 lira kazandık mı? Evet. Tek bir kabağı arkadaşlar 500 TL'ye sattık. Ve diğerlerini de birkaç tane daha verdik. Bunları sizlerle paylaşmakta sorun bulmuyorum. Çünkü takipçilerim zaten bu konuda bilgi edinmek, hani bu yapılır mı, edilir mi diye öğrenmek istiyor. Herhangi bir gösteriş amaçlı değil. Zaten böyle bir şey olacağını ben tahmin ediyordum. Çünkü emeklerimizin karşılığını Allah ziyan etmez inşallah. Etmedi de. Uzun bir süredir biliyorsunuz YouTube'da size içerik üretmeye çalışıyorum. Videolar çekiyorum. Sürekli araştırma içerisindeyim. Bunları paylaşıyorum sizinle. Yorumlarınıza da cevap vermeye çalışıyorum. Nasıl olur, nasıl olmaz diye. Telefonla arıyorsunuz, mesaj atıyorsunuz. Mail geliyor. İnternet sistemden ulaşanlar oluyor. Onlara da cevap vermeye çalışıyorum. Yani bu kabak yetiştiriciliği konusunda geri kalan, biliyorsunuz ben serayla da, şurada seram var. Serayla da ilgileniyorum. İşte hayvanlarla vesaire. Tarım hayatı yaşıyoruz. Bu pandemi, özellikle pandemi sürecinden sonra. Dediğim gibi Mayıs ayında başlayan bal kabağı, tabii ki bu Amerikan bal kabağı arkadaşlar. Şu mesela bu Halloween, Cadılar Bayramı denen Cadılar Bayramı bize uğurlu geldi. Şöyle bir şey oldu. Bir müşterimiz bizden büyük kabak istedi. Hatta şurada şöyle de göstereyim. Şuradaki resimdeki bal kabağını ve onun bir değişiği var. Onu talep ettiler yurt dışına. Restoranda göstermek için birisi daha talep etti. Bunu yurt dışına göndermemiz ve akabinde bunun gibi ürünleri var, yetiştirebilir misiniz diye, pardon. Biz de tabii ki, yani işimiz bu zaten. Bal kabağı üzerine epey çalışmalar yapıyoruz. Yapabiliriz dedik. Kendilerine o gördüğünüz bal kabağını verdik. Bir tanesi tabii ki 500 liradan vermek zorundaydık. Çünkü hem büyük bir kabak hem de şekilli. Yani bu şekil de çok önemli. Renk, ton önemli. Bu Avrupa'da bunlar talep buluyor arkadaşlar. Daha önce de bana defalarca işte yurt dışına kabak yetiştirip gönderelim talebinde bulunanlar oldu. Çok değişik kabak çeşitlerini yetiştirmek isteyenler oldu. İşte kimini daha şeyi dönmedi, yani bu süreçle ilgili geri dönmeyenler de oldu ama
epey bir talep geldi. Yani çok şaşırtıcı yerlerden talepler geldi. Soru soruluyor en çok. Ben bal kabağı yetiştirirsem para kazanır mıyım? Yani şimdi ne söylesem yalan olur. Çalışırsan, iyi pazarlarsan, pazarını iyi bulursan zaten bunda kesinlikle kazanç elde edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü görüyorsunuz mesela bu bal kabağı 30 kilo bir civarında. Siz de bunu normalde dönüme hesapladığınızda 250 tane bal kabağı sığıyor. Yani 250 tane tohum atıyorsunuz ve bunun fideleri 250 tane oluyor. Bir dönümden bahsediyorum. Bunu eğer bilinçli şekilde güzel şekilde yetiştirirseniz ve satarsanız hayli hayli para kazanacaksınız Allah'ın izniyle. Bu konuda kuşkunuz olmasın ama biraz kabuğunuzdan çıkmanız lazım. Pazarlamayı çok iyi bilmeniz lazım. Balkabanlar, biz size çok pazarlama ustası olun demiyoruz. Ama pazarlama konusunda gayret göstermeniz gerekiyor. Bunu talep eden yerlere kendinizi göstermeniz gerekiyor. Mesela ürününüzü böyle koyup bulunduğunuz yerde veya başka bir mekanda sergilerseniz güzel kabaklarınızı, herhangi bir yerde bunu gösterirseniz zaten sizden talepler gelecek yani. Bundan kuşkunuz olmasın. Ama tabii spesifik yerlerde mesela şehrinizde bulunan hallere gidip elinizde bal kabağı olduğunu söylerseniz, mümkünse getirirseniz hani kalitesini göster, benim bal kabağım böyle, fiyatım da bu. Hani biraz şey yaparsanız, gayret ederseniz zaten para kazanacaksınız ya bal kabağından. Ekstra olarak sosyal medyayı iyi kullanın, sosyal medya kanallarını. İlan sitelerine ilan verin. Ondan mesela sahibinden.com. Açın bir ilan. Zaten bir tanesi bedava. Bir ilanınız bedava. Onu da orada kullanın. Elinizdeki ürünü orada sergileyebilirsiniz. Letgo'ya koyabilirsiniz. Açık açık söylüyorum. Koyun Letgo'ya. Daha sonra da Facebook Marketplace'e koyun. Bunun gibi mecralar var arkadaşlar. Yani kişilere ulaşabileceğiniz, hem toptan hem perakende olarak ulaşabileceğiniz mecralar var. Biraz araştırmacı olun, girişimci olun, çalışın, bu bitkilere önem verin, bunların nasıl yetiştirdiğini zaten sizle sürekli paylaşıyorum. Kanala abone olun, bu videoyu beğenin, paylaşın, görün, arkadaşlarınız da görsün. Yani bu bir süreç. Bizim de reklamımızı yapın. Yapıyorsunuz, sağ olun. Kanalımız epey büyüdü. 6.000 civarında abonemiz oldu. Kendi reklamımı yaptıktan sonra çok uzatmadan videoyu bitirmek istiyorum. Başka videolar da gelecek. Dediğim gibi bir kabağı 500 TL'ye de satarsanız 5 TL'ye de satabilirsiniz. Bu sizdeki gayrete bağlı. Ben Şükrü Soydan. Kanalıma abone olun. Videoları beğenin. Desteklerinizi esirgemeyin. Her zaman çiftçimizin, tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimizin yanında olacağım. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.